23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü nedeniyle CHP İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenlendi. Törene Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Merkez İlçe Başkanı Avukat Burak Güngörmedi, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, CHP Kadın Kolları MYK üyesi Çiğdem Gegeoğlu ile partililer katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı yaptığı konuşmada bu ülkedeki tüm kurumlar devlete aittir. Oysa parlamento isminden de anlaşılacağı üzere milletin meclisidir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış, idare etmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve milletine armağan eden meclistir. Bir konunun altını çizmek gerekir. Bu ülkedeki tüm resmi kurumlar devlete aittir. Oysa parlamento isminden de anlaşılacağı üzere milletin meclisidir. 100 yıl öncesinde milletini sözünü söyleyecek ve egemenliğini kullanacak, kendi iradesini söz sahibi olacak bir meclisi armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere atalarımızın tamamına sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24. dönem Edirne Milletvekili olarak görev yapmanın gururunu yaşadığını söyledi. Bugün egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği günün 101. yıl dönümü. 100 yılı bitirdik, 101. yıldayız. Kuşkusuz bu millet çok büyük mücadeleler verdi bugünlere gelmek için. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, başkomutanlığında dünyadaki en güçlü emperyalist devletlere karşı koydu. Yenilemez denilenleri yendi. Geçemezsiniz dedi, geçirtmedi. Bu millet öyle büyük bir millet ki normal olağan dönemlerde baktığınızda tamam Türkler birbirini şimdi bize gerek kalmadan kendileri mahvedecek, kendileri yok edecek derler, dersiniz. Ama bu millet onuru, namusu, bayrağı, dini, dili, vatanı söz konusu olduğunda öyle bir araya gelir ki, öyle etten bir duvar, çelikten bir kale oluşturur ki bütün dünyanın, yedi düvelin o güçlü donanmalarını, armadalarını, savaş makinelerini sadece ve sadece yüreğiyle, inancıyla, imanıyla yok eder. Çanakkale Savaşı bunun en güzel örneklerindendir. Kurtuluş Savaşımız bunun dünyadaki bütün mazlum milletlere örnek olmuş bir gurur timsalidir. Nitekim dünya tarihine baktığınızda da Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra birçok mazlum milletin de emperyalistlere baş kaldırdığını, direnmeye başladığını görürsünüz. İşte bu gurur bize ait. Bu gurur Türk milletine ait. Bu gurur dünyada ne şartlar altında olursa olsun mültecisi olmayan tek millet olan Türk milletine ait. Ve ben de Edirnelilerin desteğiyle, Edirnelilerin sayesinde o Gazi Meclis'in 24. dönemde bir üyesi olmanın onuruna eriştim. Hayatım boyunca taşıyacağım en büyük gururlardan, onurlardan birisi o oldu. 23 Nisan 1920'de kurulan